Hadi bakalım. Hangi kızcağızım benimle babaçkayla yumurta tokuşturacak bakalım? Ben. Öyle mi? İlk önce sen. Tokuştur. Yenildin. Kırıldı, yenildi. Hadi şimdi sen. Sen de kırıldın, seninki de kırıldı. Gel sen de yenildin. Bak baba, ben artık 24 yaşında koskocaman bir birey oldum. Sen benim cep telefonuma el koymazsın, tamam mı? Ver telefonumu. Bana bak birey, vallahi kafana bunu çakarım ha. Vereyim telefonu da sonra o Çınar denen oğlanla bile dır dır telefonda konuş, öyle mi? Ha? Çınar'dan ayrıldım diyorum, neden inanmıyorsun? Ayrıldım dedin ama o Çınar sana bile sevgilim gel buluşalım diyerekten mesaj attı telefonuna. Ha? Vallahi billahi gözünü morartırım senin ha. Sen dilini mi yuttun? Neden susuyorsun? Bir şeyler desene. Tabii ki her zamanki gibi baban doğru söyler kızcığım. Benim tavsiyem babanın tavsiyelerine uyman. Ha, bak ne kadar güzel. Çok seni takdir ederim bir anne olarak Safiye. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu elektrik faturasını ver de ödeyeyim, bugün son günüdür Safiye. Tabii Osman'ım, giderken veririm. Kapı. Aynı mı nasibetsizdir bu saatte gelen be? Acaba Çınar mı geldi ha? Dur ben şimdi onun canına okurum. Ne istersin bir dakika zaman? Dilek Hanım pizza sipariş vermişti. Kızcağızım şimdi kahvaltıdan kalktın. Pizzanı ısmarladın be. Hayır, ben pizza ısmarlamadım. Sabah sabah ne pizzası ya? Orada mısın kız hanım? Küçük hanım pizzamızı ısmarlamamış. Palavra bunlar be Osman'ım. Pizza sipariş ettiniz diye kapı kapı dolaşıp pizza satar bunlar. Hayır efendim, yanlışınız var. İnternetten sipariş verilmiş, hatta kredi kartıyla ödenmiş. Şimdi ben bu siparişi eğer geri götürürsem patron beni tutlar. İyi o zaman kız hanım, bunu ver bize. Patron seni şutlamasın. Alın hadi çoluk çocuk yiyin. Ben işe giderim. Hadi eyvallah. Hadi güle güle Osman'ım. Hayırlı işler. İyi işler. Bir kağıt imzalatmam lazım da size. Tamam. Ya aşkım ben seni çok özledim ya. Aşkım mı? Sen kime aşkım diyorsun be? Pizzacım ben. Öldürürüm seni. Pizzacı mısın? Motorcu sapık mısın belli değil. Ya beni tanımadın mı? Hayır ben Çınar. Çınar aşkım. Sen pizzacıda mı çalışmaya başladın? Bardaki işinden ayrıldın mı? Telefonundan sana ulaşamadım. Böyle bir numara yaptım. Ne yapayım? Ay içeri gir, içeri burası. Tekin geldi. Taksi. Hoş geldiniz hanımefendi. Sizi ben nereye kaptırayım? Ay kardeş, elektrik idaresine gidelim. Bugün faturanın son günü. Yatırmasam elektriği kesecekler. Hayır kocama her gün söylüyorum. Erhan diyorum, yatır şu faturayı diyorum. Elektriği kesecekler diyorum. Tamam diyor, tamam olduğu yok. Adamın bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor kardeş. Kadın makinenin tüfek gibi takır takır konuşuyor. Hiç mi susmayacak bu be? Söylemekten tüy bitti dilimden. Hayır sonra çok konuşuyorsun diyor bana. Allah aşkına çok mu konuşuyorum kardeş ben? Ayol benim ağzım var, dilim yok be. Tabii ne demezsin. Rahmetli bir Emine halam vardı benim. Ay kardeş böyle bir şey yok. Ağzını sabah ezanıyla açar, yatsı ezanıyla kapatırdı. Vır. Rahmetli kocası dayanamadı, sonunda evden kaçtı. Hanımefendi lafınızı balla börekle kesmek isterim. Acaba bizim eve bir uğrayabilir miyiz? Benim de elektrik faturam var. Onu da alalım, ben de onu ödeyeyim, geç kalmayayım ha? Olur mu öyle saçma sapan şey? Dolaştıracaksın beni. Taksimetre dünyanın parasını yazar. Ayol dünyada ödemem ben bu parayı. Hanımefendi ben sizden para almayacağım. Bedava götüreceğim yani. Ay yok, bir de para alsaydın, deliye bak. Sen bana değil, ben sana iyilik yapıyorum. Ben sana hatırlatmasaydım patronun son günü olduğunu hatırlamayacaktın. Akşam evde karanlıkta kalacaktın. Sen bana dua et, dua. Rabbisi eve kal, susmaz bu kadın. Ben ne günah işledim da Taksim'e bindirdim bunu. Şşt, bak kız hanım, aklını başına devşir. Bak böyle kuru kafalı tişörtler giyersin, kulağına küpe takarsın. Osman kız sesini verir mi sana hiç? Vermez mi? Vermez tabii. Osman'ı bırak, ben de vermem. Yani bu kuru kafalı tişörtleri çıkar, kulağındaki küpeyi de çıkar. Kendine güzel bir iş bul. Böyle efendi gibi giyin. Ya ne bileyim ben, böyle bıyık mıyık bırakacağını biraz adama benze. Aa saçmalama anneciğim, ne bıyığı ya? O böyle gayet güzel bence. Ah benim yarım akıllı kızcığım. Ben burada bir kamyon dolusu
laf söyledim. Senin içinden takıla takıla bıyığa mı takıldın? Müşteri senin veli nimetindir efendi. Müşteri ne derse olur. Bugün boğazından bir lokma geçiyorsa o müşterinin sayesinde geçiyor. Bir sus ya, bir sus. Adamda kafa bırakmadın ya. Bak ben Osman Aga söylemedi deme. Kocan da senin. Bir gün Emine Ağlan'ın kocası gibi seni bırakıp kaçacak kadın. Anladın mı? Anladın mı? Ha? Anladın mı? Aa, deline zoruna bak. Sen kim oluyorsun da müşteriyle böyle konuşuyorsun efendi? Haddini bil, haddini. Bak kızım, sen dinliyorsun Safiye annanı. Bak barda çalışan adama Osman kızçesini vermez. Görürsün sen. Seni taksiciler odasına şikayet etmezsem bana da ne bile demesinler. Çok konuşmayı gösteririm sana. Kurban ol sen bana. Ayol benim ağzım var dilim yok be. Gir bir devlet işine. Al ekmeğini eline. Ondan sonra gel kızçamızı iste. Ya kusura bakma Safiye Hanım ama böyle devlet dairesi işleri falan bana göre değil yani. Benim bir tarzım var yani. Yaşam tarzım var. Osman babanın da bu yaşam tarzına saygı duyması gerekir elbet. Aa öyle deme kuzanım. O senin baban. Onun söylediklerine saygı duymak lazım değil mi akıllı oğlum? Kusura bakmayın ama ben sizin kadar korkmuyorum ondan. Valla geçen de kapıya koydu beni ama yani sırf sevdiğimin babası diye bir şey yapmadım. Yoksa böyle onu böyle kulağından tutacaktım bir güzel. Ondan sonra tekmeyi de arka tampona böyle bir koyacaktım. Olacaktı yani. Şaka yaparsın değil mi kızanım? Tabii ki de şaka yapar anneciğim. Yoksa Çınar babama inanılmaz saygı duyar, inanılmaz. Evet evet. Saygı mı? Ne saygı duyacağım ya? Sırf senin baban diye bir şey demiyorum. Ya siz de korkmayın o kadar ondan canım. Yani böyle onu böyle kafasından bir yakaladım mı kafayı bir korum oturturum yani. Aa, Osman baba! Bana baba deme demedim mi sana? Osman sana durun sen! Durma kadar Osman baba! Ben, bırak beni bırak! Nerede benim tüfeğim? Tüfek mi? Ne tüfeği ya? Ay, Osman! Yok baba! Baba yürüdü! Baba yürüdü! Baba yürüdü! Baba yürüdü! Baba yürüdü! Ya yapma! Ay! Beylik sağlık! Adam delirdi bu beni de öldürür! Şey yapamıyorum. Kaçırdık işte. Ay hanımlar Osman'ın bir kudurdu ki görecektiniz yani. Silahı böyle bir ateşledi. Çınar elinden zor kurtuldu. Ay verilmiş sadakanız varmış Safiş. Osman abi iyi ki attığını tutturamamış yani. Yoksa Çınar mezarda Osman Nam'da hapiste olurdu. Allah korusun. Allah korusun. Sen de şimdi Rumeli'deki Hanife ablanı aramış. Koca bul bana demiştin. Ay ben kocasız duramam Hanife abla. Bana bir hemen acil koca. Ay çok komik. Hiç gülesim yoktu yani. Osman! Allah cezanı versin Sami. Niçin öyle arkamda seni katil gibi dolaşırsın be? Ödümü koparttın. Ay kusura bakma Osman'ım korkuttum galiba seni. Neye bakarsın? O Dilek'in psikopat arkadaşı var ya hani manyak. Böyle tişörtünde kuru kafalar olan çocuğa bakarım. Ay onun adını anma vallahi içim ürperir Osman. Korkmakta çok haklısın. Sorma Safiye sorma. O koskoca mafyayı nasıl bile gözünü kırpmadan vurdu. Ya beni de vurursa? Sen bana bir çelik yelek ya da ırka bile ürsen ha? Aa Osman'ım ben çelik yeleği nasıl üreyim canım? Bak Osman ben dedim ki evde kalıp hiç hedef olma. Taksiye çık gizli gizli biner dolaşırsın. Doğru söylüyorsun. Kenar mahallelerde böyle dolaşırım. Oralardan müşteri alırım falan filan. Gideyim ama çok korkarım yani. Yusuf. Bakın beyler. Osman Aga görünür görünmez sizi döveceğim tamam mı? Tamam oğlum anladık. Kaç kere söyleyeceksin? Ay, kusura bakmayın ya. Biraz hayat memat meselesi o yüzden. Osman Aga! Nasılsın Çınar kızanım? Şu an ellerim dolu. Birazdan sıra sana da gelecek. Çınar abi gözünün yanayım abi. Yapma abi. Yavaş dur Çınar bey oğlum. Elinden bir cinayet çıkacak. Çıksın. Ha bir eksik ha bir fazla ne fark eder? Doğumlarına para mı saydık? Çınar yavaş lan abartma oğlum. Tamam şimdi sizi bırakacağım kaçın tamam mı? Tamam. Bir daha sizi burada görmeyeyim lan.
Hadi gidin susaklar. Vallahi Çınar Bey sizin ağzınıza, burnunuza kırır. Gelelim sana Osman Aga. Dün beni kovmuştun. Arkamdan da ateş etmiştin değil mi? Şimdi intikamımı almak için polisten kaçtım. Son duan et Osman Aga. Benim gibi bir susağa üldüreceğinde eline ne geçecek senin hiç? Dua edeceğin süreyi harcıyorsun Osman Aga! İnsan hiç kaynatmasına bile yapar mı be? Biz seninle kaynata güvey olacağız yani. Seninle ben. Kaynata mı? Yani sen şimdi kızı bana veriyor musun? İstemeye gelirse neden olmasın? Tamam. O zaman sen şimdi geri dön. Ben çiçek alayım, çikolata alayım, geleyim, tamam mı? Bana bak. Sakın polisi falan arayayım deme. Hapishaneden çıkar bulur, öldürürüm seni. Yok canım, benim polisle ne işim olur? Ben polisin numarasını bile bilmem yani. Benim hafıza zaten patates gibi bile. Polisin numarası kaçtı? 555, 111 kaçtı?